Valla hepsi arkadaşımız. Kendileri çektiler, kendileri oynadılar, kendi Uğra yazdı. Biz zaten daha önceden izlemiştik, evet. Yani bir izledik. Evet. Emeklerine sağlık. Çok güzel bir şey çıkmış artık. Umarım bir karşılığını alırlar. Ya bu sektör için çok zor bir şey yaptı arkadaşlarımız. Gerçekten kendileri yazdı, kendileri yaptı. Çok zor bir şey altından başarıyla kalktılar ve onlara burada manevi destek olmak için buradayım. Ve hepsini kutluyorum ayrı ayrı. Umarım başarılarını karşılayın, yani emeklerini karşılayın, büyük başarılarını alırlar. Yakın çevrede olsa böyle filmi de izlemişsiniz galiba. Evet, izledik filmi. Ya çok enteresan, Uğra sürekli filmle oynadı. Ya izlemeniz gerekiyor. Biraz ben, bana kara komedi gibi geliyor film. Ama komik bir film, hayır hiç değil. Çok gergin bir film gerçekten. Ama kara mizah film daha doğrusu, doğru kelime bu. Yani üçünü de, Emre'yi de, Serhat'ı da, Uğra'yı da, Selahattin'i de, Selahattin'i diğerleri kadar iyi tanımıyordum. Hepsini izlerken yabancılaştım hepsinden ve o mahallenin içine girdim gerçekten. Beni aldı o mahalle içine. Çok güzel sorular sordurtan insanlar ve filmden çıktığınız zaman ben olsaydım ne yapardım diyeceğiniz tarzda bir film. Benim sevdiğim bir tarz oluyor. Dizi devam ediyor. Evet, dizi devam ediyor. Hatta medya konusu. Aynı yapımcı çıktı. Evet. Çok güzel gidiyor dizimiz. Bugün de yayınımız var hatta. Hikayemiz çok güzel gidiyor. Setimiz çok mutlu, keyifli, mutlu. Her şey yolunda. Yani şu an... Gelmediği için değerlendirecek bir durum yok. Zaten olmuş. İsmet. Aynen. Buraya mı geldi? Gayet iyi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Farklı mı? Gösterin. Evet, farklı. Yani üçü de yazdılar filmi, Buğra ile Serhat yaptılar, o yüzden yani çok alışık olmadığımız bir şey sektörde. Çok heyecanlıyım. Bakalım. İzleme şansınız oldu mu? Olmadı. Özgür Hanım'ı izlemiş şeyler var. Onlar izlemişler, şanslılar. Ben bugün izleyeceğim. Bayağı çok heyecanlıyım. Nasılsınız efendim? Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Gündemde şu an yurt dışında başlamak üzere olan projelerim var. Burada da inşallah en yakın zamanda film var. Yani. İtalyan yapımı genelde bu ara çok ön moda olduğu için yabancı yapımda oynayan... Yakın zamanda söyleyeceğim. Yakın zamanda söyleyeceğim. Belli mi değil şu anda? Ülkemize dair var mı bu konuşan? Şu anda burada görüşmelerim var. Daha netleşmedi ama umuyorum ki en kısa zamanda netleşir. Şu anda inceleyip sık da gözükler var. Yani iyi bir projeden ziyade okuduğum zaman evet ben bu işin içinde olmak istiyorum diyebileceğim senaryo olduğu zaman zaten hiç düşünmeden evet istediğim bir proje yani şöyle bir rol olsa gibisinde. Yok, öyle spesifik söyleyebileceğim bir şey yok ama zaten okuduğum zamanki insan hissediyor, öyle bir şey olduğu zaman zaten en kısa zamanda sanırım söyleyeceğim. İnşallah. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Daha çok Galatasaray'a ziyade özel yakın çevreye gösteren gibi bir şey anladığım kadarıyla. Neler söyleyeceksiniz filmle ilgili? Farklı bir film olmuş galiba. Yani Buğra, Serhat, Emre, Mert, Selahattin bunu hep beraber zaten çok uzun zaman tasarladılar. Ve sonra o beraber yarattıkları sinerjiyle de böyle iki haftada falan filmi çekip ortaya çıkardılar. Zaten hep yapmak istedikleri bir şeydi. O yüzden ben onlar adına aşırı sevindim. Yani biz oyuncular da böyle bir şeyler yapalım, bir şeyler yapalım, bir şeyler yapalım. Hep böyle oturup konuşuruz. Kendimiz de bir şeyler yapalım. Ama onlar hayata geçirdiler. O yüzden mükemmel bir örnek. İnşallah bir sürü insana da örnek olur bu. Çünkü biz sanatın bir yerine bulaştığımız için bir şekilde bir şeyler üretmek için hep kendi kendimize kafa patlatıyoruz ama bunu bir şekilde hayata geçiremiyoruz. Onlar bunu mükemmel bir şekilde yaptı. Ben nerede izledim bunu zaten festival zamanında, yarışmaya girdiği zaman. Çok inanıyorum. Onların kafalarına çok inanıyorum. İlk projeleri değil. Daha önce de tiyatro yapmışlardı. İnşallah seyirci de beğenir. Özge'nin kara komedi bir film için. Ben aşırı güldüm. Bilmiyorum. Ben oldum. Yani tanıdığım çok yakın arkadaşlarım olduğu için de onu bilmiyorum ama çok çok komik, çok güzel tarafları da var ama ben çok güldüm. Bir kere birbirleriyle oyunları muazzam, onu seyirci görecek zaten. Çok yakın arkadaş oluşlarının mükemmel bir avantajı var.
Yani bence seyirci sevecek. Onlar yaptığı için daha çok sahiplenecekler diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. İyi. Yani sezonu aslında biraz bitirdik. Şimdi Siyah Beyaz Arka giymiş konuk oyuncu olarak. Orası bitti. Eylül'den öyle bir şey yapmam. İşte, hem okuyorum hem de işte sinema filmi okuyorum birkaç tane. Ama galiba en erken Eylül olacak gibi görünüyor. Yani böyle bir konuşmuyor mu? Tabii yazın, yazın. Dizi için Eylül. Yaza inşallah bir sinema filmi yaparım. Okuyorum işte. Yine projeler beğendiniz şu anda. Belki şu olabilir dediniz. Henüz okumadım ama beklediğim şeyler var. Teşekkür ederiz. Evet. Evet, öyle. Ben bir kere proje için çok en baştan beri heyecanlandım. Çünkü oyuncu arkadaşlarım kendi emeklerini ve aynı zamanda sermayelerini de koyup bu işe soyundular ve çok güzel bir şey. Sonuna kadar destekliyorum. Onlar bir öncüler bence. Devamı da gelecek diye düşünüyorum. Onlar yapacaklar. Belki biz de cesaret edip arkadan yapmaya başlarız. Bu çok önemli bir adım bu anlamda. Filmin konusu çok ilginç. Ben bir kere seyrettim. Bugün akşam bir kez daha seyredeceğim ama. Bence toplumda çok önemli bir yere de parmak basıyor. Reaksiyon getireceğini düşünüyorum. Reaksiyondan sonra da eylemler başlar. Özellikle pedofili ya da toplum baskısı, toplum yargısı konusunda bizim bu tip reaksiyon gösterme ve eylemimizi ifade etmeye çok ihtiyacımız var. Filmler yoluyla kendimizi ifade ediyoruz. Bence harika bir ekip toplandı. Çok da güzel yaptılar. Seyircisine alışacağını da eminim zaten. Ben şu anda tiyatro projesinde çalışıyorum. Evet. Şu an o kadar yoğun prova halindeyim ki Nisan'da çünkü oyun çıkacak. Evet. Toy'da oynayacağım. Seray Şenler'in kul oyunu. Mert Öner yönetiyor. Tek kişilik bir işe soyunuyorum. İnşallah benim için de hayırlı olur. Bekleriz size. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, yani arkadaşlarım filmi izlemeye geldim. Çok kıymetli. Onlara destek olmak için geldik aslında. Beraber yazdılar, beraber yönettiler. Ben çok merak ediyorum ki eminim çok güzel bir iş çıkarmışlardı yine. İzlemedim. İlk defa izleyeceğim. Öyle mi? Daha bilmiyorum. Yorumlarını almadım. Kara komedi gibi. Ben çok merak ediyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani konusunu da iyi bilmiyorum. Çok merakla bekliyorum yani. Siz nasılsınız? Görmüyoruz ekranlarda. Sizi var mı? Yeni proje mi değerlendirme şansı yoksunuz? Yani iyiyim. İşte sinema filmini biliyorsunuz. Bitirdik, vizyona girdi. Geçerisi çok iyi. Onun dışında şu an projeleri okuyorum, bakıyorum. Bekliyorum yani. İçime sinen bir iş olursa yapacağım mutlaka. Dizi görüştüğüm işler var şu an. Peki en son dönemde çok büyük popüler oldu ya. İnternet dizisi mi yoksa televizyon dizisi mi görüştüğünüz? Yani aslında ayırmıyorum. Yani içime sinerse, heyecanlanırsam, yükselirsem o işe yapacağım. Yani internet dizisi ya da televizyon dizisi benim için fark etmiyor. İnternet dizisi tabii ki biraz daha büyük bir rahatlık oyuncu için her zaman. Ama dediğim gibi yani seversem her işe yapabilirim. Sürelerden şikayet ediyor musunuz? Tabii ki mutlaka biz de ediyoruz ama yani işin zor kısmı o. Yani oyuncunun beklemesi, saatlerce sette olması, gece gündüz çalışmamız. Onun dışında evet, internette olur, televizyon işte olur. Hiçbir sıkıntı yok. Bence oyuncunun farklı bir rol yazıyorsunuz. Ters köşe gelecek aslında evet, beklediğim biraz da o. Yani insanların benden, seyircinin benden beklemediği karakterleri oynamak istiyorum. Onu bekliyorum. İnşallah öyle bir şey gelir. Ama olmazsa da bildiğimiz işlerle devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Güzel geliniz. Acele etmemiz olarak geliniz. Güzel film, güzel gösterdiniz. Evet, öyle. Çok heyecanlıyım. Koşa koşa geldim böyle film izleyeceğim heyecanıyla. Hatta ne zamandır da sinemaya gidemiyordum. Böyle ne zamandır bir şey izlemek istiyordum. Çok çok iyi oldu. Böyle güzel yani, heyecanlıyım. Filmizde hocam da olmadı. Yok, daha evet olmadı. Benim Selen, yani bir sürü arkadaşım var ama özellikle Selen Öztürk. Benim çok yakın arkadaşıma bile haber verdim. Ben bu akşam izlem var, gelmen lazım. Yani izlemişler. Kara komik. Farklı bir iş olmuşlar. Evet, farklı bir iş gibi görünüyor. Yanılmıyorsam Buğra var. Yönetmen koltuğunda Serhat Teoman var. İkisi var. Böyle.
Serhat var ve onların da yönetmenliğinde bir film izlemek çok keyifli olacak. Ya filmden sonra konuşmak daha güzel oluyor aslında. Evet, öncesinde daha zor. İyi gidiyor, evet. Çok iyi gidiyor. Evet, çok güzel gidiyor, çok şükür. Her şey yolunda. Öyle güzel yani. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Çok güzel bir şey. Neler söyleyeceksin? Evet. Çok mutluyum sana gireceğimiz için. İlk filmleri Buğra'yla Serhat'ın. Yani çok yakın arkadaşlarım olduğu için ben de destek olmak istedim. Her zaman da yanlarındayım. Yine film çeksinler. Yine mutluyum. Ne pozisyonda olursa olsun. Bizim filmi izleme şansınız oldu mu? Evet, izledim daha önce İstanbul'da. Kara komedisiniz. Evet. Size nasıl bir film? Yani kabaca söyleyelim, şimdi burada ipucu falan vermeyeyim. İzleyince görür herkes. Mahalleye gelen bir adamın üç çok yakın arkadaşının hayatını değiştirmesi üzerinden başlayan bir hikaye. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. İyiyim. Her şey yolunda. Şimdi Dudullu Postası'ndayım, Blue TV'de. Öyle, her şey gayet yolunda. Çalışıyoruz. Keyfimiz yerinde. İyiyiz yani. Ben teşekkür ederim. Ben buradan başlıyorum. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkürler. Bey, neler söyleyeceğiz? Bugün gerçekten çok heyecanlıyız artık. Arkadaşlarımızla paylaşıyoruz filmi. Beraber izleyeceğiz. Çok uzun bir maratondu bizim için. 2-2,5 sene. Ve artık sonuna geldik. Çok istediğimiz, çok keyif aldığımız bir iş çektik. Çok yakın arkadaşlarımızla çalıştık. Sağ olsun herkes geldi bizimle oynadı. Çünkü ilk yönetmenlik deneyiminde Nazan'ın çektiği, geçtiği insanlarla çalışmak çok önemliydi. Onun için hepsine gerçekten teşekkür ederiz. Diğer kısmında arkadaşlar yavaş yavaş söyleyecektir artık. Selamlar. Can dostlarım, Buğra, Serhat ve Emre'nin birlikte oluşturduğu, yazdığı ve Buğra ve Serhat'ın yönettiği Mahalle filminde oynadığım için bir kere çok mutluyum. Çünkü hiç yabancılık çekmedim ve şu anda heyecanımızı yakın dostlarımızla paylaşacağız. Enteresan bir film oldu. Biraz ezber bozduklarını düşünüyorum. Şu anda gişede bulunan filmlerin çok daha ötesinde başka düşünceler ve fikirler yaratacağını da zannediyorum. Duygu olarak da öyle. Komiği bile başka bir yerden. O yüzden Cuma günü de vizyona girecek. Herkesin bekleriz izlemesini. Seyircilerle buluşacağı için de çok mutluyuz, heyecanlıyız. Teşekkürler. Merhaba. Ben de çok heyecanlıyım. Mahalleden arkadaşlarla Mahalle diye bir film yapmış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Selen'e katılıyorum. Ezber bozacak bir film yapıldığını düşünüyorum. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben de bu işin içinde olmaktan çok mutluyum. Hepsi benim çok sevdiğim arkadaşlarım. Ve onların çok yetenekli ve çok çalışkan olduklarını düşünüyorum. Ne istediklerini bilerek sete girdiler. Ve o kadar mutlu, keyifli bir set geçirdik ki. İyi ki ben de bu projenin içindeyim. Ne kadar sürdü çekimler? 15 gün sürdü değil mi? Bayağı kısa sürdü. Çünkü evet, gerçekten her şey, evet, ön hazırlığı çok uzun sürdüğü için ne yapmak istediklerini bilerek girmişlerdi sete. O yüzden bayağı kısa ve hızlı bir şekilde bitti. Evet, uğraştık. Sonuna geldik artık. Bundan sonra seyirciye emanet ediyoruz filmi. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle yani gerçekten burada yer alan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizi Serhat'la ilk yönetmenlik deneyimizde yalnız bırakmadıkları için. Biz Get Yapımı kurduğumuzda Mert, Öner, Emre, Serhat, ben ilk Pragma oyunuyla başladık. Biz böyle tiyatro oyunları ve filmler yapmak üzere bu yola çıktık ve hepimiz ortak hemfikir olduğumuz alanlarda buluştuk. Pragma'dan sonra ikinci projemiz Mahalle oldu. Çok güzel geçti her şey. Çok güzel bir süreç oldu. Dileriz seyirciye güzel bir şekilde aktarmışızdır. Onlar da güzel bir şekilde beğenirler. Güzel bir yani oyunculuk yaptığınız zaman o dünyanın parçasısınız sadece. Ama yönetmen olduğunuz zaman veya işte biz aslında her şeyiydik yani. Yapımcılığını da yaptık, senaristliğini de yaptık. O dünyayı siz kuruyorsunuz. O çok keyifli gerçekten. Bundan sonra da devam etmek istiyoruz. Vizyona girecek. Vizyona girecek. Onu da konuşuyoruz biz aramızda. Şunu diyoruz yani biz bu filmi bir matematik düşünerek yapmadık. Sadece kafamızda anlatmak istediğimiz bir şey vardı. Bunu nasıl anlatabiliriz diye yola çıktık ve senaryolaştırdık.
Tabii ki seyirciyle buluştuğu zaman, daha çok seyirciyle buluştuğu zaman tabii ki mutlu oluruz. Ama ilk amacımız gerçekten yapmak istediğimiz şeyi yapmaktı. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Vallahi az önce de söyledim yani çok yakın arkadaşlarımın içinde yer almaktan, ilk filmlerinde yer almaktan gurur duyuyorum. Ve içinde yer almaktan gurur duyduğum bir proje aynı zamanda. Çok mutluyum. Yakında vizyona gireceğiz işte. Heyecanlıyım. Umarım herkes çok beğenir. Serhat'ın da söylediği gibi, herkesin de söylediği gibi dost filmi gibi bir şey oldu bu. Hepimizin içinde bulunmasından kaynaklı bir gurur verici bir durum bu. Özellikle dostlarımın yazdığı, yönettiği, oynadığı, işte ben de yer aldığım için çok mutluyum. Zaten başkasının oynasalardı herhalde. Kızardı bize. Küçük bir mahalle grubunun yapmış olduğu mahalle filmi çok güzel bir film oldu. Yazım anından kurgu aşamasına kadar, dostluğuna kadar. Seyirci çok güzel bir film bekliyor bence. Evet, kara mizahtan aslında bahsetti. Biz başka bir komedi yapıyoruz. Film aynı zamanda bir komedi filmi de. İçinde gerilimi de var, dramı da var. Karakterlerin tiplerin üzerinden değil de durumların üzerinden bir komedi anlatıyoruz. Karakterlerin içine düştüğü dramatik durum aslında bizim için, izleyen için çok komik bir durum oluyor. Dolayısıyla bu yüzden yapmıştır açıklamayı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi de oldu.